Buradaki etere baktığımızda oksijenin her iki tarafında da R grubu olduğunu görüyoruz. Eterleri birkaç farklı şekilde adlandırabiliriz. İlk olarak eterlerin yaygın olarak nasıl adlandırıldığına bakalım. Buna göre ilk olarak oksijene bağlı alkil gruplarından bir tanesini daha sonra da diğer alkil grubunu yazarız. Son olarak da eter kelimesini ekleyerek molekülümüze adlandırmış oluruz. Yani alkil alkil eter. Sıralama bu şekilde. Bu adlandırma sistemine göre bir molekülü adlandıralım. Buradaki molekülle başlayabiliriz. Bu eteri adlandırırken ilk olarak oksijenimize bağlı alkil gruplarının türünü bulmamız gerekiyor. Şu anda sol taraftayız. Burada bir metil grubu var. Sağ tarafta ise bir etil grubu var. Burada grupları alfabetik sıraya göre yazmamız gerekiyor. E harfi M harfinden önce geldiği için etili metilden önce yazarız. Bu durumda molekülümüz etil-metil-eter olarak adlandırılır. Başka bir örneğe daha bakalım. Şimdi bu eteri adlandırmamız gerekiyor. İlk olarak dediğim gibi oksijenimize bağlı alke gruplarını bulmamız gerekiyor. Sol tarafta bir tert-bütil grubu var. Sağ tarafta ise metil grubu olduğunu görüyoruz. Alfabetik sıraya göre yazdığımızı unutmayın. B harfi M'den önce geldiğinden molekülü adlandırırken tert-bütili metilden önce yazarız. Bu durumda molekülümüz tert-bütil metil eter olarak adlandırılır. Ancak burada tert kısmını alfabetik sıraya dahil etmiyoruz. Sadece metil ve bütili sıralıyoruz. Evet. Aslında bu molekül tert-bütil metil olarak adlandırılsa da laboratuvarlarda genellikle bu şekilde adlandırılmaz. Bu molekül genellikle metil tert-bütil eter ya da kısaca MTBE olarak adlandırılır. MTBE, çok yaygın olarak kullanılan organik bir çözücü. Şimdi de aynı alkil gruplarına sahip başka bir etere bakalım. Burada iki etil grubu olduğunu görüyoruz. Bu durumda molekülün adı dietil eter olur. Burada iki anlamına gelen di ön ekini kullandık. Diyetil eter en çok bilinen eter türü. Yani eter denildiğinde insanların aklına gelen eter genelde bu. Eterleri başka bir şekilde daha yani resmi IUPAC adlandırma sistemine göre de adlandırabiliriz. Aslında eterlerin yaygın adlandırma sistemi o kadar sık kullanılıyor ki IUPAC da bu sistemi kabul etti. Ancak daha karmaşık moleküller için IUPAC sistemini kullanmak gerekiyor. Bu durumda eterimizi substituent olarak adlandırırız ve alkoksi deriz. Daha sonra temel yani ana alkan grubunu bulmamız gerekiyor. Bunlara da alkoksi alkanlar adı verilir. İşte bu şekilde. Örneğe baktığımızda burada ROR üssü şeklinde genel bir eterimiz olduğunu görüyoruz. Burada daha uzun zincirli alkil grubunu bulacağız ve bu grup ana ismimiz olacak. Bu örnekte R üssü grubunun daha uzun karbon zinciri oluşturduğunu varsayalım. Bu bize ana alkan adını verecektir. Daha sonra molekülün bu kısmına alkandaki alkoksi substituenti diyeceğiz. Hadi şimdi IUPAC adlandırmamızı yapalım. İlk yaptığımız örnekte yaygın adlandırma sistemini kullanınca molekülün adı etil metil eter olmuştu. Şimdi de IUPAC adlandırma sistemini kullanalım. İlk olarak en uzun zinciri bularak adlandırmanın ana kısmını belirlememiz gerekiyor. O da hemen sağ tarafta. Bunları 1 ve 2 şeklinde numaralandırabiliriz. Ancak bu örnekte bunu yapmamıza pek gerek yok. Bu durumda en uzun karbon zincirinin buradaki etan olacağını söyleyebiliriz. Yani ana alkan adımız olarak etan kısmını yerine yazalım. Peki molekülün etan kısmı nereye bağlı? Yani substituentimiz ne? Burası molekülün eter kısmı ve buraya alkoksi diyebiliriz. Elimizde sadece bir karbon olduğundan kökün met olacağını tahmin edebilirsiniz. Burası alkoksi olduğundan ikisini birleştirdiğimizde metoksi olur. Yani bu molekülün IUPAC adlandırma sistemine göre tam adı metoksi etan olur. Ana zincirimizde sadece iki karbon olduğundan kafamızı karıştıracak bir sayı da yok. Molekülün yaygın adlandırma sistemine göre ismi etil metil eter. IUPACA göre ise metoksi etan. İşte bu iki adı da kullanabiliriz. Şimdi benzer başka bir moleküle daha bakalım. Ancak bu sefer fazladan bir karbonumuz daha var. Yine ana alkanı bulmamız gerekiyor. İşte burada sağda. Burada 3 karbon var. 1, 2 ve 3. 3 karbonu alkan da aslında propan olarak adlandırılır. Buraya propanı ekleyelim. Şimdi de etel substituentlerini bulmamız gerekiyor. Burada kaç karbonumuz olduğuna bakmamız lazım. Substituentte bir tane karbon var. Bu yüzden burası da metoksi olur. Yani metoksi propan oldu. Ancak bu sefer molekülün en başına bir sayı koymamız gerekiyor. Bu grup ikinci karbona bağlı olduğundan bu molekülün IUPAC adlandırma sistemine göre tam adı 2-metoksipropan olur. Şimdi de işin içine stereokimyayı dahil ederek biraz daha karmaşık bir örneğe bakalım. Molekülümüz bu. Buraya bir de brom atomu ekleyelim. Aynı şekilde burada da daha uzun olan ana grubu belirlememiz lazım. Bu iki alkil grubuna bakarsak soldaki alkil grubunun daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Substituentlere olabilecek en küçük sayıyı vermemiz gerekiyor. Sol tarafa baktığımızda daha uzun olan substituentte 4 karbon olduğunu görüyoruz. Bu durumda 4 karbonlu grup ana grubumuz olur. Burayı bütan olarak adlandıralım. Bütan grubunu numaralandırırken de substituentlere olabilecek en küçük sayıyı vermemiz gerekiyor. Soldan veya sağdan başlayabiliriz, fark etmez. Ancak birinci karbona bağlı bir substituentimiz olduğundan sağdan başlamak daha mantıklı. İkinci gruba bağlı substituent de var. Daha sonra üçüncü ve dördüncü karbon şeklinde devam ediyor. Buna göre bu iki substituenti nasıl adlandıracağımıza bakalım. Sağ taraftaki alkoksi substituentinde iki tane karbon olduğunu görüyoruz. İki karbon olduğuna göre S yani etoksi olacak. Etoksi grubunun da birinci karbona bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Hemen yazalım. Şu ana kadar bir etoksi butan ifadesini bulduk. Brom atomunun da ikinci karbona bağlı olduğunu görüyoruz. Bu da iki bromo olarak adlandırılır. Bunu da yerine yazalım. İki bromo bir etoksi oldu. Gördüğünüz gibi alfabetik sıraya göre yazıyorum çünkü B harfi E harfinden önce gelir. Yani burası iki bromo bir etoksi butan olur. Daha sonra buradaki karbonun mutlak konfigürasyonunu bulmamız gerekiyor. İkinci karbonun kiralite merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bu dört grubu önceliğine göre sıralamamız gerekiyor. Bunun için de kiralite merkezine doğrudan bağlı atomları bulmamız lazım. İlk olarak kiralite merkezimizi belirleyelim. Burası kiralite merkezimiz ve 4 farklı grup buraya bağlı. Aynı zamanda düzlemde bizden uzaklaşan bir tane de hidrojen atomu bulunuyor. Şimdi atom numaralarına bakmamız lazım. Burada karbon karbon brom var. Bromun atom numarası daha büyük olduğundan önceliği brom atomu alır. Aynı mantıkla en düşük öncelik de hidrojen atomuna verilir. Yani hidrojenin öncelik sırası 4 olur. Önceliğini belirlememiz gereken iki grubumuz daha var. Elimizde iki tane karbon kaldı. Bu karbonları işaretlesek iyi olacak. Bu durumda hangi karbona öncelik verileceğini nasıl belirleyebiliriz? Burada karbonların kurdukları bağlara bakmamız gerekiyor. Soldaki karbon başka bir karbon ve iki hidrojenle bağ kurmuş. Sağdaki karbonsa bir oksijen ve iki hidrojene bağlı. Oksijenin atom numarası karbonunkinden daha büyük olduğundan bu durumda sağdaki karbona öncelik verilir. Yani bu kısmın öncelik sırası 2 olur. Bu durum sağ taraftaki her şey için geçerli sol tarafın öncelik sırası da 3 olur. Bu durumda grupların saat yönünün tersinde hareket ettiğini, bunun da S mutlak konfigürasyonuna işaret ettiğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak molekülümüz s 2 broma 1 etoksi bütan olarak adlandırılır. Başka bir eteri daha adlandıralım mı? Hadi. Bu sefer halkamızda çift bağda olsun. Eterimizi de bu şekilde sağ tarafa yerleştirelim. Burada iki alkil grubundan hangisinin daha uzun olduğunu bulmamız gerekiyor. Tabii ki soldaki grubun ana grubumuz olduğunu açıkça görüyoruz. Bu kısımsa alkoksi sübsitüenti olacak. Soldaki molekül sikloheksen molekülü. Yani ana grubumuzun adı sikloheksen. Bu durumda alkoksi sübsitüentine en küçük sayıyı vermemiz gerekiyor. Bunun için de grupları 1, 2, 3 ve 4 şeklinde numaralandırabiliriz. İlk olarak alkoksi sübstitüentinin ne olduğuna bakalım. Bu kısımda 2 karbon bulunduğundan bu grubun etoksi grubu olduğunu söyleyebiliriz. Yani 4. karbona bağlı bir etoksi grubumuz var. Bunu yerine yazalım. 4 etoksi. Sikloheksenin başına da bir sayısını ekleyebiliriz ama zorunlu değil. Evet, molekülü 4 etoksi bir sikloheksen şeklinde adlandırırsak molekülü çizerken tüm bileşenlere açıkça görebiliriz. Evet, eterlerin adlandırılması da işte bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.